Evet, haber turumuz bu şekilde. Washington'a gidelim. Gazeteci arkadaşımız Anıl Sural olacak karşımızda ve kendisinde Donald Trump'la Kim zirvesindeki Vietnam'daki görüşmenin detaylarını öğrenelim. Özellikle burada bir anlaşma sağlanamadı. Bakalım Anıl'ın notlarında neler var. Öncelikle hoş geldin Anıl yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Murat. Teşekkür ediyoruz. Şimdi dün bütün gözler tabii ki Donald Trump'la Kim zirvesindeydi. Kuzey Kore lideri zirvesindeydi. Aslında bir anlaşma bekleniyordu ama sürpriz sayılabilir. Neden anlaşma sağlanamadı? Birinci soru. Bu kadar piyasa umutlanmışken diyelim ya da siyasi analistler umutlanmışken Donald Trump'ın stratejik bir hamlesi olabilir mi sence bu? Murat, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkentinde bir araya geldi. Umutluydu. Sadece ikisi değil, herkes umutluydu. Amerikan medyası da, kamuoyu da, hatta Amerikan haber kanallarına baktığımızda Kuzey Kore'deki yerel insanlarla da röportaj yapmışlar. Hatta kimi Trump tıraşı, kimi de Kim Jong-un tıraşı yapıyor ve açıklıyorlardı. Biz umutluyuz. İki ülke anlaşsın, bize refah verelim diye. Sen güzel bir soru sordun. Amerika'da bu sorunun cevabı arıyor. Neden anlaşamadı diye. Eğer biz CNN'i izlersek Amerika'daki, onlar diyor ki Kuzey Kore lideri anlaşmak istemedi. Trump'ın başarısızlığı. Eğer Fox'ı açarsak ve neler gidiyor, neler oluyor diye izlersek, orada da Trump istediklerini alamadı. Kim Jong-un'un başarısızlığı. O yüzden masadan kalktı şeklinde. Şimdi Amerikan medyası Amerika gibi kutuplaşmış durumda. Fakat biz baktığımızda iki lider de anlaşmak istiyordu. Ve bütün bakanların açıklamasına ve Vietnam'dan gelen gazetecilerine baktığımızda Kuzey Kore, Kim Jong-un ve buradan önemli çıkarlar elde etmek istiyordu. Masadan gelin bu bize karşı olan ambargoları kaldıralım, yeniden bir başlangıç yapalım dedi. Bu önemli bir çıkış noktasıydı. Çünkü Donald Trump benim başarım sayesinde artık nükleer silah denemeyecek. Bundan sonra da anlaşmalar yapmak istiyoruz. Nükleer reaksiyona karşı bazı şeyleri durduracak. Küresel savaşta artık bundan sonra istemiyoruz. Bir sembolik barış ilan etmek istiyoruz şeklinde Donald Trump gitmeden açıklama yapmıştı. Fakat Kuzey Kore liderinin tutumu burada etkili oldu. Kuzey Kore lideri dedi ki gelin bu ambargoları tamamen kaldırın. ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore liderinden bunu beklemiyordu. Kim bu kadar istemez. Biz geçtiğimiz görüşme gibi adımı ben attım. Olumlu şekilde devam ediyoruz. Bu kadar da ileri gitmez diyordu. Fakat Kim gelin tamamen bize olan ambargolarınızı kaldırın dedi. Ondan dolayı bu anlaşma olamadı şeklinde tarafsız olarak baktığımızda. Çünkü Amerikan kanallarında da dediğim gibi iki farklı görüş var. İstediği gibi istediği yönlere çekiyorlar. Ve Donald Trump gelir gelmez Alaska'ya gitti. Onun öncesinde de Fox'ta açıklamalar yaptı. Yani biz de bugün Beyaz Saray'daydık. Beyaz Saray'a girişini de gördük. Fakat çok hızlıca çıktı ve Alaska'ya hareket etti. Arada da bir Fox'a mülakat verdi. Yani Trump'ın demek istediği benim başarım, ben anlaşmak istemedim. Çünkü onlar çok şey istedi. Masadan kalktım fakat yoluma devam ediyorum şeklindeydi. Bu Amerikan medyasında acaba Çin'le de anlaşma olmaz mı? Böyle bir korku yarattı. Bakalım piyasaları da bu korku etkileyecek mi? Fakat bu Kuzey Kore ile olan anlaşma genel anlamda sağlanamadı. Masadan ikisi de olumsuz kalktı. CNN hatta Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceksiniz beni deyip dünyanın bir ucuna gittin. Aynı saatlerde eski avukatın seni burada eleştirip kirli çamaşırlarını ortaya döküyordu. Neden gittin şeklinde eleştirdi. Fakat Donald Trump benim içim rahat. Görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Tekrar görüşürüz dedi. Genel Amerikan kamuoyuna baktığımızda ise Kuzey Kore'ye bir Amerikan başkanının selam dahi veremeyeceği konuşuyordu. En azından Donald Trump olumlu bir adım attı. Bu zirveden Donald Trump iki gününü harcadı. Aslında Amerikan başkanının önemli 48 saati. Yol da uzun bir yol. Fakat ilerleyen zamanla ertelendi diyebiliriz. Tamamen bitmedi. Piyasalar olumsuz etkilendi. Çünkü beklenti bununla
kalmayacaktı. Daha da ileriye gidecekti önceki zirveden. Fakat dediğimiz gibi bu anlaşma biraz da Kuzey Kore liderinin fazla istekleri doğrultusunda olmadı. Fakat ilerleyen görüşmelerde olumlu sinyaller olabilir. Donald Trump ben pes etmedim, küresel barışı sağlamak istiyorum şeklinde açıklama yaptı. Biz de bunu takip edeceğiz. Dediğim gibi Kim'in biraz fazla isteği vardı. Önümüzdeki maçlara bakacağız derler ya, Donald Trump da önümüzdeki görüşmelere bakacağız. Ben önemli olan benim görüşümdü. Ben istemedim. Hep diyoruz ya, Trump ben kullanıyor. Biraz bireysel. Bir ara Dışişleri Bakanı'na söyledi, Mike Pompeo açıklasın, ben daha fazla konuşamayacağım gibi. Önümüzdeki zirvelere bakacağız. Fakat bu zamana kadar gene Kuzey Kore ile selam dahi veremezken olumlu bir noktadayız Murat. Evet Anıl, aslında Sarah Sanders, Beyaz Saray Sözcüsü'nün güzel bir açıklaması var. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesiyle ilişkin bir anlaşmaya varılamadı, ancak umut var, potansiyel var gibi bir açıklama yaptı. Şimdi diğer taraftan da piyasanın aslında pozitif fiyatladığı noktalardan bir tanesi Sarah Sanders'ın açıklamaları. Bir diğeri de Kudlow'un yaptığı açıklamalardı. Larry Kudlow, Beyaz Saray ekonomi danışmanı. O da Çin'le olan müzakerelerle ilgili, Çin'le görüşmeler harika geçti ve tarihi bir anlaşma yolda dedi. Burada da aslında sanki umut var gibi Anıl. Ne dersin? Evet Murat, bunda bir umut var. Çünkü dediğimiz gibi Trump'a karşı medya ya Çin'de de anlaşamayacak, Trump kendini beğenmiş ve sadece Trump değil karşısındakiler de Trump'a tahammül edemiyor şeklinde gördü. Fakat gerek Beyaz Saray'dan gerek de Amerikan kamuoyuna baktığımızda rakamlar da bunu gösteriyor. Araştırmalar da Donald Trump evet ne diyeceği belirsiz olan bir lider. Fakat Kuzey Kore ile önemli bir aşamaya gelindi. Gerçekten ikisinin masada oturması, Amerikalılara soruyoruz, buradaki gerek Amerikalı gazeteciler ya da dostlarımıza, bu bir hayaldi. Fakat olumlu bir noktadayız diyorlar. Çok Güney Koreli var. Güney Korelilerle konuştuğumuzda ya biz de şaşırıyorduk olmaz gibi, ama bu olumlu yönde ilerliyor şeklinde. Ben de Sarah Sanders gibi düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde olumlu olacak. Çin'le anlaşma konusunda ise tarihi bir anlaşma olacak deniyor. İlk başlarda Donald Trump açıklamıştı, biz anlaşamayacağız, bu olmayacak gibi. Fakat bu seçim çalışması olarak yorumlanıyor. Küresel ekonomide Donald Trump'ın Çin'le anlaşacağı kurmaylarına baktığımızda ve bakanları çok olumlu görüyorlar. Çünkü Amerika'nın da çıkarları var. Çünkü Trump sürekli diyor, çiftçiler merak etmeyin, sizinle ilgili anlaşma yapıyoruz. Aslında en çok da sizin için yapıyoruz diye. Çünkü Çin'in önemli bir alımı olacak Amerika'daki tarım gücüyle alakalı. Tarımda biraz çiftçiler sorun çekiyor. Fakat Çin'le anlaşma olduğu zaman çok büyük bir ekonomi. Tarım sektörde bir nefes alacak. Ve diğer teknoloji paylaşımında da Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Twitter'dan açıklaması vardı. Evet. Biz tamam anlaşıyoruz fakat bütün her şeyi verdik değil. O yüzden piyasalarda, Amerikan ekonomisi de, Amerika'daki uzmanlar da yakın zamanda imzalar atılacak olarak görüyor. Kuzey Kore'yi de Trump'ı eleştiremeyiz diyebiliriz Murat. Evet Anıl, bir dakika gibi süremiz kaldı. Aslında senin konuşmak istediğin noktalardan bir tanesi de Amerika'da Donald Trump'ın eski avukatından Donald Trump'la ilgili iddialar vardı. Nedir bu iddialar ve Donald Trump bu iddialara karşı bir yanıt verdi mi? ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla başlayalım. Kendisi Twitter'dan dedi ki, ben evet eski avukatım maalesef dedi. Açıklamalarını gördüm. Kendisi bir ceza aldı. Bu cezayı indirmek için yapıyor. Şunu söyleyelim, kısa bir vaktimiz var. Neden ceza aldı? Donald Trump'ın başkan olmadan önce iki kadına bir para ödemesi vardı. Bu yasa dışı para ödemesi. Onun dışında da seçim kampanyasına usulsüz finansman karıştırmakla ilgili. Bir de Moskova'da bir projesi vardı Donald Trump'ın Trump Oteli ile ilgili. Burada bir yolsuzluk var ve başkanlığın Amerika seçimlerini etkilemek var. Bununla ilgili yargılandı ve geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi'ne çıktı. Murat konuşalım dedim. Çok önemli. Çünkü Amerika'da hangi kanalı açsaydınız direkt Trump'ın eski avukatını görecektiniz. ABD Başkanı Donald Trump'ı ırkçı, dolandırıcı ve yalancı olarak suçladı. Kusura bakmayın. Ve kendisi dedi ki ABD Başkanı oldu fakat kendi bile bunu beklemiyordu. Çünkü çok ırkçı birisi ve ben pişmanım bu zamana kadar avukatım olduğu için.
Ondan dolayı bu saatten sonra ondan dolayı avukatım değilim. 6 Mayıs'ta hapise gireceğim. Fakat Donald Trump'la ilgili bütün gerçekleri açıklayacağım dedi. Evet. Bütün gerçekleri de açıkladı. Yalancı olduğunu, ırkçı olduğunu ve önümüzdeki günlerde bakalım bu Trump'a gelecek mi? Önemli açıklamaları sizlere aktaracağız Murat. Evet Alın, çok teşekkür ederiz bu önemli açıklamalara. Ellie Goulding'in yeni şarkısı ve klibini de izlemeni tavsiye ederim. Donald Trump'la ilgili çok enteresan bir klip olmuş. Çocukluğuna kadar anlatıp aslında bir ironi var. Bunu da izlemeni tavsiye ediyorum. Anıl, çok teşekkür ederim. Washington'dan bildirdi gazeteci Anıl Sural. Evet, Forum USA'dan Anıl Sural'la birlikte Washington, Amerika gündemine konuştuk. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tabii ki